Merhaba arkadaşlar. Daha önceki mobilya videolarımda söylemiş olduğum komşularımın atmış olduğu mobilya parçalarını kullanıyorum demiştim. Buna inanmayan arkadaşlar vardı. Görsel olarak göstermek istedim bunları. Arkadaşlar bugün Allah nasip ederse bir kitaplık yapma projem var. Onu yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir tane yatak başlığı var. Bunda özellikle ölçülerimizi düz bir şekilde alıyoruz. Yani her şey planlı, projeli olması gerekiyor. Yoksa ürünler yamuk, çap vesaire. Yani görsel olarak güzel çıkmaz sonuç olarak. Burada işaretlememizi yapıyoruz arkadaşlar. Mobilya parçalarının atılma sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Binamıza dış yalıtım yaptırıyoruz. Kömürlükler de dahil olmak üzere. Yani mobilyalar o şekilde atılmış şekle düştü. Ben de bunları değerlendiriyorum. Dekobaş testere ile kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çizmiş olduğum çizgilerden arkadaşlar burada sizden çok çok özür diliyorum. Tüm kesim ve boyama işlemlerini çekemedim. O da niye? Telefonumun hafıza kartı yetersiz geldiğinden maalesef onları çekemedim. Ürünümüzü birleştirdim ve boyadım ve şu anki işlemleri çekebildim. Arkadaşlar bu ürün duvara montaj yapabilmemiz için hırdavatçılarda bulabileceğiniz bir ürün. Kitaplığımızı montajını yapıyoruz arkadaşlar. Sağlı sollu iki parça takacağız. Yani toplamda 4 tane. Yani kitaplığımız biraz ufak olsaydı iki parça da yeterli gelirdi. Arka parçamız arkadaşlar. Bu da gardırobu arkasıydı. Şimdi arka parçamızı da suntamıza çakıyoruz. Kitaplığımıza çakıyoruz. Yani aralıkları fazla uzun tutmamaya gayret edin burada. Gerçi duvara geleceğinden pek sıkıntı doğurmaz ama yine de siz bilirsiniz. Yani burada da terliklerin şekil önünden çekil modasına takılıyoruz arkadaşlar. Çivilerimizi çakıyoruz arkadaşlar. Çivileri çakarken yarıya kadar çakıp o şekilde eğelim arkadaşlar. Son çivilerimizi de çakıyoruz.
Burada duvarı işaretleyebilmemiz için takmış olduğumuz aparatları önce yerde bir delelim arkadaşlar. Delmemiz gerekiyor. Çünkü buradan duvarı deleceğimiz yerleri işaretleyeceğiz. Duvarı işaretledikten sonra matkapla ince bir uç kullanın arkadaşlar. Direktmen kalın uç kullanırsanız duvarı bayağı bir zedelersiniz. Kalın ucu da niye kullanıyoruz? Kalın vida atmak için. Kitaplığımız soğandan sonra bayağı dolacağından dolayı bayağı bir yük binecek. O yüzden kalın vida ve dübel kullanmamız gerekiyor. Kalın matkap ucumuzu takıyoruz ve tekrardan delinmiş yerlerden tekrardan deliyoruz. Dübellerimizi çakıyoruz. Duvarda fazla zedelemeden. Evet, montajını yaptık arkadaşlar. Yani görsellik için aparatımızı takıyoruz. Gerçi boya olayı bazı kötü oldu ama ikinci seferi vurursak daha güzel olacağına eminim. Ama kullanım açısından bence gayet sağlam ve güzel oldu. Evet arkadaşlar, ufak tefek kitapları, oyuncakları vesaire koyduk. Gayet de sağlam oldu. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın arkadaşlar.